Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Nisan Salı. Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün akşam koşusu olarak Kocaeli'de 9 koşulu bir programımız var. Çift altılı ve 71 sapkanın yer almış olduğu program. Gündüz koşulacak olan Adana'da da yine aynı şekilde 9 koşulu bir programımız arkadaşlar. Yani çifter çifter altılarımız var. Her iki programda yayında şu anda. Tabii bir yarın akşam en azından yarın akşam diyorum yani salı akşamı. Bir Philadelphia Amerika'da şu anda bir program gözüküyor ama bakalım yarın olur mu olmaz mı onu da gün içerisinde göreceğiz. Çünkü biraz Philadelphia'da kış aylarının biraz sert olduğu yerlerde yani kuzeye yakın bir bölgede duruyor çünkü. O yüzden yine de bakacağız. Tabii ki programı hazırlığı yapacağız her şeye rağmen. Onu da bakalım ilerleyen saatlerde. Her neyse şimdi şu anda Kocaeli yarış programındayız ve herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Hemen yarış programına da başlayalım arkadaşlar. Birinci koşu saatler 17-15'i gösterirken şartlı 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik kum yarışı ile ilk startımızı verelim. 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda. Ben önceliği binolu Emir Soy, Kobra'nın güzel temsilcisi Cemal Paso ile yakalamış olduğu güzel bir formuyla bir de iki nolu Baba Arif. Bu Kaysberg temsilcisi İşman Çizik'le de eşit iki şanslı isim olarak görüyorum. O yüzden sizlere de 1 ve 2 olarak önereceğim bu birinci koşu için. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Maiden 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışı. Evet burada da 8 safkan var ama 2 tane ayrı ekürü var. 2 ve 7 nolu safkanlar ekürü, 4 ve 5 de ayrı ekürü. Ben de bu ekürlerden öncelik 4 nolu çilek kokusu bu. Bilgin temsilcisi bu kardeşimiz ismi neymiş? Yusuf Aktaş da start alıyor. Güzel bir formu var son 2 yarışın arka arkaya ikincilikler tamamlayan bu isim. Hem ekürü avantajıyla biraz daha ön planda. Daha sonra 6 nolu kırmızı su turbo temsilcisi. Fırat Arslan da start alıyor. Yine son iki yarışında güzel iki tane üçüncülü. Bir de 7 nolu pusula. Yine ekürü avantajına sahip bu Demir Döven temsilcisi Tolga Yıldız'a da şans verdiğim diğer isim olacak. 4, 6, 7 benim bu koşudaki sıralama. Günün üçüncü koşusuna geldik. 7'li plase 3'lü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayı olan bu koşuda şartı 4, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben biraz daha performansını yukarılara taşımaya başlayan bir nolu B10 Tradyon Tion. Bu Kaneko temsilcisi Mert Can Çelik de kazanmaya bana göre en yakın isim. Son 3 yarışı ikinciliklerle tamamlayan bu isim bence bugün birinciliğe ulaşması bekleniyor bende. Ben de o yüzden bir nolu safkanı tek olarak önereceğim. Bir nolu B10 Tradyon Tion Mert Can Çelik de bugünkü limanım olacak 3. koşuda. Günün dördüncü koşusuna geldik. Altılı Ganyan ayağımızın, ikinci altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı Maiden 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında. Önceliği 3 nolu Batuhan Efe'ye vereceğim bu demir döven temsilcisine Furkan Himle. Son yarışındaki üçüncüyle formunu yukarılara taşımaya başlayan bu isim güzel hazırlıklarıyla ben de biraz da olsa ön plana çıktı. 4 nolu Prenses Toşur. Bu Toşur temsilcisi Yunus Emre Yüksel'le yine istikrarlı ve formda görüntüye sahip. 1 nolu Yiğit Soylu. Bir Baba Mömrü temsilcisi Fırat Arslan'la start alacak olan bu Eylem Tan Yiğit ekürsüne ait bu safkanda. Yine güzel hazırlıklara sahip her ne kadar son 4 yarışı tabela dışı gibi olsa da en azından bugün uygun bir grupta start alıyor. O yüzden ben ilk 4. koşu için 3-4-1'i biraz daha ön plana çıkarıyorum ama bu ayağı biraz tehlikeli ayak olarak görüyorum ben en azından çünkü tam 4. koşu olması hem 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağı bir de ilk altında tam dönem yeri desem yeridir herhalde. 6 nolu Berran kızı Onur Öztürk'le bir de 5 nolu Amira'yı da Cemal Pasori'yi da kuponlara ilave edebiliriz. Ama önce 3-4-1 daha sonra 6 ve 5 nolu safkada. Günün 5. koşusu handikap 17, 5 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışına. 7 ve 10 nolu safkanların ekürü olduğu bu koşuda bence bu çok uygun bir grup bulup ve geçen 9 gün önce İzmir'deki koşmuş olduğu uzun mesafeli yarışı güzel bir birincilik elde eden 4 nolu O1 Reis bu Tamiloğlu temsilcisi bugün güzel hazırlıklarla Görkem Özçelik'le kazanmasını beklediğim isim. O yüzden benim bugünkü banko limanım olacak 4 nolu O1 Reis Görkem Özçelik ile. Günün 6. koşusuna geldik. Handikapın 6, 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik kum yarışında 5 ve 7'nin ekürü olduğu, 7 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda önceliği 3 nolu Parana. Karabelir temsilcisi Fırat Arslan'la benim biraz daha ön plan çıkan isim son 5 yarışın 3 tane birincilik çıkarmış bir isim. Zor bir koşu öncelikli olarak bunu belirteyim arkadaşlar. Ben bu ayağın kapatılmasından yanayım. Bunu öncelikli olarak belirteyim. Çünkü hepsi de birbirini geçebilecek kapasiteye sahip isimler.
Öncelik 3 nolu Parana dedik. Daha sonra 4 nolu Ertuğ Çamlı. 6 ağa temsilcisi Görkem Özçelik de her ne kadar son 2 yarışı biraz kötü gibi olsa da çalışmaların bir hayli hızlandıran bu Safkan. Bence bugün kesinlikle önlerde yer alması bekleniyor. 6 nolu Dağın Ateşi bir Balıkan temsilcisi Metin Hamedi ile bomboş kilosuyla yine güzel bir formuyla. Bir de 5 nolu Er Sarraf. Bu Sarraf temsilcisi de Muhammed Birbilgin'e hem ekürü avantajıyla yine önlerde şans verdiğim diğer isim. 3, 4, 6, 5 biraz daha ön planda ama 1 nolu Şah Dragon ve 2 nolu Şah Sekin de hiç ihmal edilmemesi gereken diğer isimler. Yani 3, 4, 6, 5 daha sonra 1, 2 yani kısaca bu ayak bence haşlayıp kazasız belasız atlatabilmek arkadaşlar. Günün 7. kursuna geldik. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik kum yarışına. 5 safkanın yer almış olduğu bir 7. koşuda ben önce 2 nolu Ada Kızı bu Tokyo temsilcisi Cemal Paso'yla yakalamış olduğu güzel formuyla bir tık daha olsa ön planda 4 nolu Bavikalınoğlu bu Bavikal temsilcisi İçman Çizik'te son 2 yarış biraz kötü oldu ama iyi gruplarda start aldı. Bugün uygun grupta yine şanslı bir de 1 nolu Asabi Scarface temsilcisi de Ferit Yardımcı'da da yine güzel formuyla şans verdiğim diğer isim olacak. 2-4-1 biraz daha ön planda ama yine söyleyeyim yani zor bir ayak. Kolay bir yarış değil. Yani Azat olduğu zaman herkesin kafasında yani kolay yarış deniliyor ama aslında Azatlı yerler bence en zor yarışlar. Çünkü hepsi birbirini rahatlıkla kontrol edebiliyor arkadaşlar. Kaçırmıyorlar birbirini. O yüzden benim her zaman korktuğum yarıştı. Tabii çok farklı bir safkan oldu mu sıyırıp gidiyor da ama farklı değil de birbirine yakınsa işler o zaman değişiyor arkadaşlar. 8. koşu şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı. Evet, 8. koşu şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta önceliği 1 nolu April One, bu line-up temsilcisi Mertcan Çelik'le son güzel ikinciliğiyle biraz daha ön planda çıktı bende. 5 nolu Bobby Steele yakalamış olduğu güzel formuyla bugün Kadir Tokaçoğlu kesinlikle yine önlerde şanslı. Bir de 3 nolu Zlatibor, bir Victor Galop temsilcisi Görkem Özçelik'le yine güzel formuyla şans verdiğim isim. Genel yarışın yine genellemesine bakarsak Azat var ama bana göre yine çok denk safkanlar zorlu bir ayak yine bizi bekliyor ama 1-5-3 biraz daha ön planda çıkıyor bende. Günün son koşusuna geldik. Handikap 14 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışı. Evet burada 12 safkan arasında koşacak yarışta önceliği 6 nolu Prenses Grace'a vereceğim. Kaptan Rio temsilcisi Fırat Aslan'a start alacak olan safkan son 2 yarışındaki güzel 2 tane 3.likte biraz da olsa ön planda çıkan isim. 7 nolu Madame Chernobyl bir agresif temsilcisi Mertcan Çelik'le start alan safkanın yine son 4.lik gayet tatminkar. 4 nolu Hard Not To Love bir Victor Galop temsilcisi Metin Hamedi ile start alacak olan bir isim son güzel 2.liyle bir de 6 nolu 6'yı 2 kere yazmışız arkadaşlar. Demek ki çok tuttuk. Herhalde orada başka bir at mı vardır? Bakayım bir saniye. Evet, 6 nolu Prenses Grace'a, 7 nolu Madame Chernobyl ve 4 nolu Hard Not To Love. 3 safkan benim biraz daha ön plana çıkan isimler. Bu üçünün dışında 3 nolu Temperance, İşman Çizik'le bir de 2 nolu Pace, Scarface temsilcisi Ayhan Koşun'a da önereceğim isimler olur. Ama önce 6, 7, 4 daha sonra 3 ve 2 nolu safkanlar. Hemen şablonumuza bakalım arkadaşlar. 1. koşu 1 ve 2, 2. koşu 4, 6, 7, 3. koşu 1 tek, 4. koşu 3, 4, 1, daha sonra 6, 5, 5. koşu 4 tek, 6. koşu 3, 4, 6, 5, daha sonra 1, 2, 7. koşu 2, 4, 1, 8. koşu 1, 5, 3, son koşu 9, 6, 7, 4, daha sonra 3 ve 2 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.